Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun, cumamız, 3 aylarımız da mübarek olsun. İnşallah yarın 3 ayları giriyor gibi. Hepsini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara nasip eylesin. Allah bizi Ramazan'a ulaştırsın inşallah. Ben şimdi size de gönderdiğim gibi alemi şahadet ve alemi gayb arasındaki münasebet ait. Yani birbirini geçiştiği şeyinden biraz okumak istiyorum toplama. Alemi şahadet ve alemi gayb. Hemen bazı, yani keşke bu alemi şahadet haritası elinizde olsa onu da gönderebilseydim de. Levi Mahve İspat Mustafa yazacaksan. Alemi şahadetten zamanın hakikati var ya, Levi Mahve İspat. Oraya kadar olan alemlere alemi melekut denilir. Arşa kadar olan cennet cehennemi de içine alıyor. Alemi misal, alemi mana. Böyle cennet cehennemi de içine alan, arşa kadar olan yere alemi gayb deniliyor. Yani alemi gayb daha şamil. Alemi melekuttan. Mesela Budistler az yer, az içer, bedensel hazlardan uzaklaşınca melekut kısmen açılır. Yani küfür mani değil. Abi alem melekut de içine alıyor mu alemi gayb? Alemi gayb daha cami, üniversite diploması gibi, ilkokul diploması gibidir melekut. Tamam mı abi? Yani alemi gayb, üniversite diploması ise alemi melekut, ilkokul diploması veya ortaokul diplomasına benziyor. Şeyler diyor, bu bedensel hazlardan uzak olup bedeni güzel terbiye eden ehli dalalet dahi olsa bilim insanları, ilim değil bilim insanları, alemi melekut kısmen açılıyor onlara. Zaten alemi melekuta nüfuz eden diyor, şey diyor 25. sözde, Budistler gibi diyor. Alemi gayb mı açıldı size diyor. Alemi melekut. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra ben bir acele edeyim çünkü zamanımız az. Şu alemi şahadet, hulasa ediyorum çalıştığım için. Alemi şahadet, alemi gayb üzerine tentenili bir perde. Alemi şahadet gene okuyacağım. 18 bin alemin sureti, Cemül Cemi, Camiül Ezdad'ı, bütün hepsi burada cem edilmiş. Hepsi mevcut. 18 bin alem, Allah'ın dışında bütün var olan alem, 18 bin alem. Bu alemi şahadet de cem olmuş. O alem. Alemi şahadet, şeceri hilkatın sureti. Uygularsak şeyde, alemi şahadet suret. Alemi şahadet suret. Alemi şimdi suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet, istersen bunlar hiç girmeden ben hemen alemi gayba bugünkü cuma vaazının biraz daha teknik şeyine devam edeyim. Tamam, hiç girmeyeyim ona. Çünkü alışkın olmayanlar vardır. Her şeyin bir sureti var karnı. Ben yerinden okuyorum. Size göndermişim. Alem-i Şehadet diye toplama göndermişim. Gördünüz mü abiler? Mustafa gördün mü? Gördüm abi. Tamam. Kur'an-ı Hakim şu alem-i şehadet perdesi arkasındaki alem-i gayb cihetinden gelen
İltifat-ı Rahmaniye ve Hitabat-ı Ezeliye'nin hazinesiymiş. Hazinesidir. Sözler 242. Kur'an-ı Hakim neymiş? Kur'an-ı Hakim şu. Alem-i Şehadet perde. Bunun arkasında alem-i gayb var. Cenab-ı Hak alem-i gayb cihetiyle alem-i şehadete bizle konuşuyor. Bunun konuşması ettenezzulati ilahiyati ala ukulil beşer. Yani Allah'ın tenezzülü, iltifatı nedir o? Allah bizi muhatap alması, bu da Kur'an. Hitabat-ı ezelinin hazinesiymiş Kur'an-ı Hakim. Mustafa bir şey mi oldu? Göremedin mi abi? Sesin az geliyor da sana abi. Hemen şey yap. Sağ üst köşede sana Ahmet Sarı yazar şimdi. Sağ üst köşede mikrofon şeyi var. Hoparlör resmi var. Oraya bir kere tıkla. Kur'an başka bir yer okuyorum. Sözler 366. Kur'an alem-i şehadette, alem-i gaybın lisanıdır. Kur'an neymiş? Alem-i gaybın, alem-i şehadetteki konuşması, lisanıymış. Lisan. Allah Allah. Sözler 366. İstersen Mustafa sesini kapat sen. Sesini kapat, öyle çözmeye çalış kendin. Sözler 366. Kur'an, alem-i şehadet perdesi arkasında olan alem-i gayb cihetinden gelen iltifat-ı ebediyi rahmaniyedir. Hep dikkat ederseniz alem-i şehadete Cenab-ı Hak her şeyi göstermiş. Ekran gibi. Ama her şeyin numunesi. Nasıl ki diyor ki kainat diyor, kainatın kalbi, kainatın sureti alemi şehadet. Şey küre-i arz diyor, küre-i arz. 15. sözde söylüyor. Küre-i arz için ne diyor? Kainatın kalbidir diyor. 15. sözde hatırlarsınız. Ha, demek ki bu alem, şu gözüken alem zahirde sade, basit, anlaşılır gibi gözükürken aslında 18 bin alemin tenteneli perdesi, sureti, hulasası, haritası, ruznamesi ve takvimi bu alem-i şehadet. Devam ediyorum. Ehli hikmet... Abi bir şey sormak istiyorum. Başlangıçta eğer ben bunu anlamazsam devam edemem, inşa edemem çünkü. Şimdi abi, benim güzel abi, suret ve hakikat dediniz. Şimdi bir mevcut var Hasan abi. Mevcudun sureti benim bedenim mevcudun sureti hakikati ise alemi misal. Ama Kur'an'ın bende oluşturduklarının, yani vücudun sureti bende yaşanıyor, hareketlerim bile dışa vuruyor ama hakikati alemi gayb mı oluyor? Evet, şöyle yapayım. Mustafa bugünkü bu dersi bize salmasının sebebi şuydu. Cuma vaazı vardı Gafur. Cuma vaazında camide bendim. İnşallah bu akşam yüklenecek. Camide biraz böyle alışılmış kırılsın, ezber bozulsun diye bir camideki vaazında, sohbette şöyle dendi. Kardeşim, her şey, bu senin şeyine geliyor. Her şey burada olup bitiyor. Orada karşılık görecek. Yani nünker mekir sana soruyu, ha ne haber ya, şu matematiği çöz bakalım değil. Yani nasıl ki okulda
hoca dersi anlatıyor. Sonra yazılı ediyor. Yazılıyı hemen okumuyor. Bir hafta sonra okuyan çok az hoca vardı bizde. Bir ay sonra, 15 gün sonra yazılıyı okurdu. Kimse pek de itiraz edilmezdi. Olsa bile kağıdı getiriyordu. Şimdi kabir nükel mekil soru soracak. Neyi soracak? Aa, ben size yapayım. Ne soracak? Sürpriz yok. Her şey açık. Karşından bir tane açık saçı karam geliyor. Veya devlet memurusun, bir fırsat geldi böyle rüşvetle alakalı. Veya güçlüsün, bir mazlum geldi. Soru bir. Bakayım ne yapıyorsun? Şimdi o devletin ihalesi geldi. Devletin mühendisiyle kırıştırıyorsa. Şimdi soruyu burada sordu. Cenab-ı Hak soruyu burada soruyor. Karşımıza çıkan hadiselere karşı bizim ortaya koyduğumuz davranışlar veya sözel davranışlarımız onun cevabıdır. Yazılı kağıdı da kabirde suratımıza okunacak. Denilecek ki sana işte falan devletin ihalesinde viyadüğünde sana soru soruldu. Fırsat verildi, imkan verildi, sen oranın sorumlusuydun. Beytül maldı, ümmet adına görevliydin. Mutaitle bunu niye kırıştırdın? Yani soru orada soruldu. Yazılı kağıdını kabirde nükel mekir senin yüzüne okuyor. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Orada ifade ediliyor. Bak evladım, itiraz ediyorsun ama belki itiraz. Bak ben 15 gün önce şu soruyu sordum size. Senin cevabın da bu oğlum. Bunun da puanı bu. O zaman soru burada soruluyor. Cevap da burada veriliyor. Peki kabirde ne yapılıyor? Yazılı kağıdı yüzümüze okunuyor. Tabii millet şaşırdı. Tabii ilk defa duyuyor. Şimdi cami vaazına alışkın değil ki yani. Bile garip garip bakıyor. Yüzü bana dönük. Böyle uzun oturuyordu. Toparlandı. Şimdi haşir meydanının ne olacak ya? Hesaplar ne olacak? Ne yapacağız falan? Yok. Ne olacağı sürprizi de yok. Tesadüf de yok. Allah ne soracağımı, sen ne hale gireceğinin sana numunesini yerleştirmiş. Nedir o? Haşir meydanının küçük bir numunesi vicdan. Ne soracağını bak sor. Kime ne yaptığını bu söyler şimdi. Yani cezası olup olmadığını bile uyanık vicdanı olan anlar diyor. Haşir meydanının küçük bir numunesi vicdan. Sırat köprüsü var mı burada? Sırat köprüsünün sureti burada. Kanuniyeti insanda. Hakikati orada. Her şeyin bir sureti var. Bir de arkasındaki melekut tarafı var. O zaman bu alemi şehadette sureti varsa arkası, gayb tarafı hadi var. Peki Sırat köprüsünün iki vasıfla hadiste tavsif ediliyor, tarif ediliyor. İki sıfat. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Ha, nasıl keskin? Bu kılıç da timsal edilmiş. Türkiye'nin üzerinde duruyor. Kılıç ve kalem denmiş değil mi lemalarda? Yani bir teşbih ve temsil var. Bu çok uzun bir hakikati kısaca ifade ediyor. Türkiye neyin üzerine duruyor? Askeriyenin dirayeti, memurun kalemi, memur. Yani sisteme dayanıyor. Bak koca Türkiye kalem ve kılıç üzerine duruyor. Şimdi Türkiye'nin altında kalem ve kılıç mı? Ustad niye bunu misal verdi? Allah Resulü'ne sormuşlar. Dünya neyin üzerine duruyor? Elser ve Hud. Balık ve okyüz. Yani deniz ve kara simgeliyor. Sırat köprüsü de öyle. Kılıç insanın eylemini, yaşantısını, günahlarını anlatıyor, sevaplarını anlatıyor. Şeyden, kıldan ince olması itikat, şirk, hurafe, bidatlar, ihlaslı olmak,
samimi olmak, vefalı olmak, dürüst olmak, kıl gibi bunlar. Hemen şirke kayıyor insan. Demek ki Yunus Emre demiş ki, Sırat köprüsü kılıçtan keskin, kıldan ince derler diyor. Adamın kafası biraz çırpın. Ya diyor, ben Sırat köprüsüne ev yapasım geldi diyor. Yunus Emre diyor ha. Gidesin, gidip de diyor Sırat köprüsüne bir ev yapasım geldi. Yani adam diyor ki orası arsa, arsa. Geniş bir cadde. Ne demek o? O kılıç sünnet-i seniye. Eylemlerimiz, eylem, adam doğu, adam gibi yaşamış. Ki cennet dedikleri birkaç köşte, birkaç yürü diyebilmiş. Ha, demek ki sünnet-i seniye, kılıç, nasıl ki dünya, öküz ve balığın üzerine, Türkiye kılıç ve kalem üzerine, Sırat Köprüsü de kılıç ve kıl. Bir tanesi itikat, bir tanesi eylem. Eylemimizin İstikameti sünnet-i seniye, itikadımızın da rehberi asıl imamları. Kıldan da bu. Peki cennet cehennemin karşılığı bizde var mı? Celal, cemal, kabz. Ondan sonra buhran, bunalım, panik atak, depresyon, nefret ediyorum, intihar. Yani intiharı düşün, çare görüyor. Bu içindeki kaynamayı düşün. İçindeki cehennemi düşün. Çaresi ne? İntihar. Soruyorum. Çaresi intiharsa kendisi ne? Bir daha. Çaresi intiharsa kendisi ne? Allah Allah. İspat edilemiyor diye. İspat edilmemesi, edilememesi yokluğuna delil değil ki. İspatın ademi, vücudun ademine delil değil. Yani çıkış yolu, başın ağrıyor, çaresi aspirin. Adam aspirin diye kullanıyor intiharı. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Özür dileyerek. Ruh öyle darlanıyor, öyle darlanıyor ki artık nefsini öldürüyor. Şimdi o vesvese ve veham ruhunu öldürecek gibi geliyor. İnsanın ruh da asil olduğu için o nefsini öldürüyor. Yani ruhun ölmemesi için, ruhun sıkışmaması için nefsini feda ediyor. İntihar bu şekilde şey yapabilir miyiz yani? Öyle bir aklıma geldi. O eğer ruhu kurtarmak adına olsaydı Rizan, bu adam kaliteli, kamil bir adam. Nefsini öldürmeyi zaten alimler yapmış, intiharla değil. Yememe, içmeye, mağaraya girerek. Yani nefislere darbe vurmuşlar. Geylan Hazretleri'ne demişler ki, talebesi şeyinde yazıyor. Neydi o? Bir meşhur bir kitabı var. Usta okumuş onu. Ben de okudum onu. Futul Gayb miydi? Orada diyor ki talebesi, efendim bir rüya gördüm diyor. Tabir eder misin diyor. Geylani Hazretleri'ne söylüyor. Geylani Hazretleri şöyle diyor. Ne? Rüya mı gördün? O da korktu tabii. Daha bir şey diyemedi. Rüya gördün ha? Demek yattın ha sen? Adam yatmayı kabul etmiyor. Rüya nasıl gördün diyor. Nefisi, ruh adına nefisi nasıl öldürmüşler? Yememe, içmeme, yatmama ile öldürmüş. İntiharla öyle bir şey yok. İntihar bir kaçış rampasıdır. Ben İzmir'de gördüm. 100 metrede bir böyle bir virajlı rampa var. Kamyonların freni patlarsa hemen sağa. Yarım metre kadar, 20 santim kadar çakıl var böyle rampa. Böyle ana caddeden hemen yollar ayrılıyor sağa doğru. Bunun adı kaçış rampası. İntihar çare görüyor. Yani İşte nereden kaçıyor hocam? Nereden kaçıyor da o rampaya çıkıyor işte? Ha, kaçışının sebebi öyle bunalmış, öyle sıkışmış ki artık yaşayamıyor. Başka bir şey görmüyor ki. Sıkışan ne hocam? Sıkışan ne olduğunu bilmiyor ki ruh tabii. Ya işte ben onu demek istedim. Ha tabii ruh. Ruh öyle sıkışıyor ki kendini nefsin rampasına atıyor. Orayı şey yapıyor. Ha tamam. Tamam. Ortadan çıkarıyor. Ha ruh öyle sıkışmış. Artık ruh da ceset bilmiyor ki ne olduğunu hangisini. Ruh acayip bir hale gelmiş. Yaşanmaz ki. Hayat bitti. Anlamını yitirdi.
anlam yitirdi. İntihar seçenek olmuş. Sebebi şu. Bugün Cuma'da da onu söyledim. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Her şeyi anlam koyan hayat. Bir nefes almak. Ne demek? Bak, hayatımızdan daha değerli bir şey yok. Eğer hayatımıza, hayatımızdan daha değerli bir şeyi gaye yaparsak, hayat yaşamaya değer, hadiseler basamak olur. Eğer hayatımıza, hayatımızdan daha basit şeyleri gaye yaparsak, hayat anlamını yitirir, bu sıkıntılar intihara sebep olur. Hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Şimdi, demek ki insan böyle zahire bakarsan diyor işaretleyeceğiz tevhid maddesinde. Bir küçük bir parça. Ama kainat, insan, Kur'an, muhakematada da İslamiyet, dördü aynı. Ha bu kainat, şu dünya, kainatın kalbi, insan 18 bin alemin kalbi, şecere-i hilkat, insan daha cemül cem. Allah'ın zatı sıfatları kainatta, zatı sıf insanda, başka bir yerde yok. O zaman bizim o kabir şeyde geçiyor, 232 lemalarda diyor ki, ölüm zahirde çirkin, siyah peçesi var. Siyah, ölümün çirkin peçesi var, perdesi var. Ama altında ne kadar büyük nimetler var. Yani insanı sürpriz beklemiyor. Kabirde ne sorulacağı sorulmuş. Ne cevap verilecek vermişsin. Yazılı yüzümüze okunacak. Haşirde peki küçük nimesi niye konmuş? Git tövbe yap. Git istiğfar et. Git borcunu öde. Hakkını helal ettir ona. Kaza namazı varsa kaza namazına başla. Orucuna başla. Zekat vermemişsen git ver. Kalbini kırdınsa git tamir et. Allah haşir meydanının küçük bir nümunesini koymuş ki telafi et. Yani şey deniliyor ya, biz oraya gitsek bir daha geldi işte, bir daha geldik. Bütün amellerimiz burada. Şimdi alemi şehadet diyor. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perde, yani böyle tül var ya, veya kızların tenteni yapar el işi. Böyle teşe yaparlar. Uzaktan bakarsan perde, git yakın, hop, şu küçük delik sana pencere olur, menfez olur. Ha burada, kalp ve burada, tentenil pencere, buradan orayı seyrediyorsun. Peki, dünyada en mutlu insan, en bahtiyar insan Allah ve ahiretle kalben, ruhen, aklen beklenti, yani ümidi olan insandır. Bir daha, Allah ve ahiretle ümitli yaşayan insan en bahtiyar insandır. Ha? Zaten bu alemi şehadetin kurulması gayesi o. Şimdi gene okumalarıma devam ediyorum. Abi Hasan'a bir şey diyor ki Hulusi Bar layıkasında, iman ümit gibi âli sermayen varken diyor. 47 mi? 48. sayfada değil mi? Barla'da. Oralarda evet. Evet. Ümit ve iman gibi âli sermayen varken. Allah Allah. Şeyde 284 mektubatta imanı tarif ederken diyor ki, hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanı olan iman. Yani Allah'ın esması, haşa haşa, misal için söylüyorum Mustafa, burayı kaçırma. Allah'ın esması su olsa, alem-i şehadet, şecere-i hilkat, buz. Su donmuş, buz olmuş. Allah'ın esmasının cilve, cemal, nakış, sanatı alem-i şehadeti yaratmış. Onların işte üstü açıldıkça burada orayı yaşarsın. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Fi zamir. Zarfın içine konulmak için denilir. Fi. Yani gir cennetime, gireceksin demiyor.
Burada hepsinin sureti burada arkadaşlar. Hepsi burada. Sureti diyor. Hakikati orada. Kanuniyeti insanda. Her şeyin sureti alem-i şehadette. Hasan abiciğim, bakın çok özür diliyorum. Ben size diyorum, sizi görmek istemiyorum. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Lakin bundan çok çok önceki derslerde ortaya çıkartmış olduğunuz bazı şekiller var ki, hani hep bu 30 senenin birikimi dediğiniz şekiller, aslında bunları siz bir çırpıda diyelim, bir anda açıyorsunuz gibi. Mesela ben şu anda bu gruba bir resim gönderdim abi. Onu görebiliyor musunuz abi? Bakarsanız. Ruh resmi abi. Bakayım. Ruhu gösteren resim. Bakayım. Bakayım iş yapabilecek miyim? Bu yoğunlukta onu zor olacak yani. Sen ver bakayım. Ha tamam tamam. Açıldı. Açtılar. Ha. Tamam. Gördünüz değil mi abi? Ha, evet. Şimdi bakın. Yani alemi melekut ile alemi gaybın bir bütünlüğünü ruh ve eli birlikte yaşıyorlar abi gibi bir oluyor bu. Yani mesela açılımına baktığımız zaman burada ismi evvel ve ismi evvel ve ismi ahir sanki alemi gayb yani kanun emri ve zihşuur zihayat ve vücudu harici yani Gafur. Efendim. Anladım abi. Biz biraz da okuyalım. Tamam. Çünkü 50-40 küsur dakikamız kaldı. Şu alemin şehadeti gayem şu. Parçalamak istiyoruz. Altındaki hüveyi, şu alemin şehadet perdesini kaldırmak istiyoruz. Yeter bu kadar oyalandığımız. Surette kalıyoruz. Artık suret, hakikati bende, kanuniyeti bende. Hakikat orada. Artık bunun kalksın. Alemin şehadet burası bizim bildiğimiz gibi değil. Hiç kimse ama hiç kimse şu umumi dünya zannettiği şey hiç kimse dünyada yaşamıyor. Herkes kafasındaki ve kalbindeki hususi dünyasında yaşıyor. Umumi dünyada yaşadığını zannediyor. Yaşamıyor kardeşim. Herkes burada yaşıyor. Hep burada. Yani sokakta görürsünüz ya böyle bazıları yürüyor ama bak caddede. Yani nerede yaşıyor? Burada. Hiç kimse umumi dünyada yaşamıyor. Biz de dahil. Umumi dünyada hususi dünyasında yaşıyor. Bakın bir tanesini şu ağlardan okuyayım. Bak o gaybın şeyim. Meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü münker ve nekire ait bir nüminesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim. Bak kabiri şey zannediyoruz. Mezarlık. Kardeşim, o mezarlığın suretidir. Kanuniyeti şu. Bak o mezarlık surettir. Surete takılırsan, psikolojin bozulursa bakada uyuyamazsın. Suret o. Kabrin kanuniyeti şudur. Soğuk, dar, karanlık, kimsesiz. Eğer bu sıfatlar sen bu toplumda karabalık dünyada yaşarken hususi aleminde hapsolmuşsan, karabalık olsan bile evde ne olur? Yalnız yaşıyorsun, yalnız. Eğer iç alemin imanın nuruyla nurlanmamışsa karanlık. Eğer istidat çekirdeklerini yanlış yaşantıyla soğuk bir memlekette inkişaf etmeyen çekirdekler gibi olsa, İslamiyet hayatında yoksa çekirdekler soğukta ne yapar? Soğuk. İstidatlar inkişaf etmemiş. Ondan sonra kimsesiz diyor. Kimsesiz. Niye kimsesiz? Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, ervah habisenin izacatından, bu vahşetin dehşetinden diyor 22. sözde. Kabir burada. O suret. Hakikati burada. Ha bak ne girmiş. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ustad diyor ki tarihçede. Ustad
hayalini haramda kullanmadığı için o hayal dediği şey alemi misal. Ustad girmiş. Ve kabirde bir yalnız kabirin sıfatını söylüyor. Mezar demiyor bakın. Topraktan bahsetmiyor. Perdelikten bahsetmiyor kabiri. Perde merde demiyor bak. Kabir neymiş? Yalnız. Kimsesiz. Karanlık. Soğuk. Dar bir hapsi münferitte. Bir tecridi mutlak içinde tevehüş ve müessetten tedahuş ederken Allah Allah girdik oraya kimsesiz tedahuş tefaül babından üzerime ceylan ediyor. Dehşette kaldım. Ondan sonra ötekisi neymiş? Tevahuş. Vahşet. Nerede geçiyor? 22. sözde geçiyor. Bak. Yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, ervah habisenin izacatından. Ervah habise, seyrettiğimiz filmler, girdiğimiz YouTube'lar, dinlediğimiz haberler içerimize ne getiriyor? Ervah habise getiriyor menfi ise. Ervah habisenin izacatından. Onun için herkes kalben ve ruhen sıkıntıda. Bak, ervah habise. Kimmiş o ervah habise? 11. lemadan söylüyorum. Zehirli nefesleriyle fil ukadı. Zehirli nefesleriyle, sesleriyle mikrofona üfürüyorlar diyor. Mikrofon. Kulauzu bir Rabbil Felek'te geçiyor değil mi? Ennefasati fil ukadı. Nef. Da? Orada ne diyor? Halkın şerrinden kendinizi koruyun diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor orada. Ha, şimdi kabir hiç mezardan bahsediyor muymuş? Bak kabir yalnız. Eğer yalnızsan, kimsesiz, eğer kimsesizsen, iç alemin karanlık, soğuk, soğukta çekirdekler attığın tanelerin inkişaf etmez. İstidatlarını doğru yaşamayarak inkişaf etmemişse soğuk, dar bir hapsi münferit. Ve bir tecridi mutlak içinde tevahuş ve müessiyetten tedahuş ederken bakayım kim gelecek şimdi. Birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Arkadaş gelmiş. Kimmiş? Münker ve mekir iki mübarek. Lan bu melek bu ya. Arkadaş gelmiş. Geldi diyor. Sait hoş geldin diyor. Benimle münazaraya başladılar. Hesap sormuyor. Benimle konuşmaya başladılar. Ne oldu sonra? Kalbim, kabrim genişlediler, nurlandırlar, hararetlendiler. Alim ervaha pencereler açıldı. Allah Allah. İki tane arkadaş gelmiş. Birden münker ve nekir. Bir tanesi itikat sorusunu soran, bir tanesi fiiliyatımızı soru soran. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Anladınız mı nünker mekir? Birisi itikat, birisi eylem. Birisi iman, birisi İslam. Şuraya bak ya. Acayip. Risale-i Nur, sehli mümteni. Nerede geçiyor? 25. sözde. Zahirde çocuklar da okusa, avam da okusa, profesör de okusa, murat ve maksat mana anlaşılıyor. Mümteni ne? Allah Allah, bu ne nesi ya? Kabir mezardan bahsetmedi. Perdelikten bahsetmedi. 1,5 metre demedi. Ondan sonra men rabbuken men nebiyke demedi. Kabir yalnız, kimsesiz, karanlık, soğukta. Bu neynesidir deyince mümteni. Sormasan sehir. Ya Risale-i Nur garip bir kitap ya. Garip bir kitap ya. Anladım. Hakikaten yapamıyorum ki ya. Bir tuhaf yani. Şöyle baktığın zaman sen kimsin ya? Kabirden bana bahsetsene ya. Perdelikten bahsetmedin, mezardan bahsetmedin. Ondan sonra oraya girdin geliyor topuzlar. Eski klasik hocalar anlatıyordu ya. Topuzlarla geliyorlar. Bir vurdukları zaman sesi şey kadar tamam bu hadiste geçiyor. Ama ya kardeşim hep o muydu? Sonra bir baktım ki 24. sözün başında. Niye hocalar hep böyle kabirden, Allah'tan, Allah deyince hep cehennem hatırımıza geliyor. Allah deyince hep ceza geliyor. Sanki cumhuriyet savcısı yani.
Sanki hapishane. Niye Allah deyince biz şefkimiz artmıyor ya? Niye zevk almıyoruz? Allah ile niye memnun olmuyoruz? Allah'a niye zevk edemiyoruz, hissedemiyoruz? Hep korkutmuş da biz de uzaklaşmışız. 24. sözün başında diyor ki celali ve cemali sıfatlar anlatılıyor. Adam sırf celali anlatıyor. Ödü patlamış, kürsüye çıkınca ödümüzü patlatıyor. Adam içsel aleminde oturmuş, ödü oturmuş, Allah ile memnun, hep onu anlatıyor. İkisi haf ve reca olması lazım. Bak kabirde nereden bahsediyor ya? Kabir mi? Biz o mezarlık biliyorduk. O suret, kanunet burada. Aha burası. Hakikati daha ötede. İşte yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden. Adam 8 milyar dünyada insan yaşıyor. Siz Çağlı'desiniz Mustafa. Sokakta bu kadar karabalık var. Herkes kendi hususi dünyasında yaşıyor. Kimsesiz. Peki şu anda biz kimsesiz miyiz? Değiliz. Niye? Şu anda bu saatte internetten, televizyondan koptun, buraya teveccüh ettin. Ne yapıyorsun? Fişi taktın, hitap et. Doldur beni, şekillendir beni ey Risale-i Nur. Hepimiz diyoruz. Ustadımız olan Risale-i Nur. Ne yap? Kimsesiz değiliz. Her şeyin sahibiyle beraberiz. Bak Hasan abi. Hasan abi. Siz Medris'te veya Silivri'deyken o soğukluğu, o yalnızlığı, o darlığı misalen kabin misali olarak sizin için orayı verelim. Ama aynı zamanda bir vatandaş, belki şahsi manevi ev şemsiyesi altındaki bir diğer vatandaşın çekmiş olduğu bir sıkıntıdan dolayı gecenin ikisinde de uyandınız. Peki bu nedir abi? Hem de Müslüman biri insan mı? Hem de solcu. Saat 2:13 geçiyor. Saati de hiç unutmayacağım. Hiç şey yok ha. DHKPC'nin şeyi, liderleri. Hoca kapının arkasından. Hoca kapının çöndeliğinden. Herkes tek, hücrede yaşıyoruz. Koğuş yok, tek. Ulan kalktım. Kulağa koydum. 84, seni dinliyorum. Bir ezan oku hoca da rahatlat bizi. Lan gecenin 2:13 geçiyor lan. Hem de bu DHKPC adam nasıl bunu söylüyor? Niye söylüyor? Ya dedim herkes zanneder ki dedim. Ya sabah okundu falan olur mu dedim. Baktım ki koğuşlar hiç kimse yatmamış. Yok hoca yok hepimiz ayaktayız dedi. Dedim ki niye okuyayım dedim ya şimdi. Oysa biliyorum ezana düşman bu adam. Ya dedi bunaldım artık yaşayamıyorum. Beni diyor en azından hayalen dışarıya çıkar. Ezan okununca beni kendimi falan yerde zannediyorum. Ulan istersen okuma gece 2:00 küsürde ezan okudu. Oysa bir spor değil ki anlatmadım. Şey geliyor. Gardiyan geliyor güya denetleme yapıyor. Hoca ya dedi. İşte vesveseden vehinden bahsediyor. Diğer şeyleri arıyor şeyi. Oyalıyor tabii. Ya hoca diyor bunun hakkında ne dersin dedi ya. Ya ben dedi mahkumum dedim ya. Boş ver mahkumun sen dedi ya. Ya dedi bu vesveseden ne yapacağım ben dedi. Sen bunun ehli olduğunu duydum. Kardeşim ne anlatmaya çalışıyorum şu. Elimizde neler var. Allah aşkına ya. Elimizde ne nimetler var ya. Mahkum iken onların mahkumiyeti gözüküyor. Üstad diyor ki beni vicdanen tazib edin. Bak ölüme ne diyor bak burada. Bak diyor ki Allahu Ekber. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevhüm edilen ölümün yüzüne baktım. Hepimizi korkutuyor. Nur-u Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi. Hani kadınlar peçe kullanıyor ya. Gerçi karanlık siyah, çirkin ise de. Yani niye kapatıyor? Ya kardeşim peçe, çarşaf, örtü güzeli örtmek için. Eğer ahiretin güzelliklerini mezar, kabir, karanlık, o toprak örtmeseydi hepimiz oraya çabuk girelim diye intihar ederdik. Adam kız için intihar ediyor ya. Oğlan için intihar ediyor. Dünyada maddi muvaffak olamadı diye intihar etmiyor.
Ulan kız için intihar eden Nuri'yi görse ne olur? Oranın perdesi kalksa. Hemen kalk, hemen ona ulaşayım diye intihar etmeyecek miydi? Allah işte hemen burada intihar etmesinler, geçmesinler diye kabiri şunla örtmüş. Bak, zahiri ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm, görmediğimi yazmadım diyor. Allah Allah. Ne acayip bir şey ya, bizi haşa 100 bin defa haşa böyle olmasa bile dünyada ne kadar bize teselli veriyor, ne kadar rahat yaşatıyor. Bu nasıl bir eser ya? Kardeşim, kabrin hakikati bizde. Sureti toprakta, mezarlıkta. Kanuniyeti bizde. Kanuniyeti, hakikati kalbimizde, mahiyeti ruhumuzda. Alem-i Şehadet'i biraz da okuyayım da görün. Neyin üzerine örtülmüş o peçe peçe. Herkes atlamasın oraya diye. Allah kabiri karanlıkta, soğuk böyle, kimsesiz, yalnız, mezarlıklar var, perdeli koymuş, kimse yok. Ya bunlar örtmüş, gizlemiş. Niye demiş bak, zahiri ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin, kimsesiz iken. Öyle değil. Ehl-i iman için öyle değil elhamdülillah. Hemen ölenlere diyorum ki, ilk vefat edenlere bana haber geliyor. Her kardeş vakıf dayı olsa babası için namazı var mıydı? Bak ilk sordum o. Namazı yoksa gayri ihtiyar ağzından çıkıyor. Yazık. Namazı varsa şöyle diyorum. Elhamdülillah kurtuldu. Teris oldu. Allah'ın izniyle bu asırda namaz kılanlara, namaz kılanlara ne deniliyor? Fahşai vel münkeri vel ba'u. يَعِزُكُمْ لَا لَكُمْ تَزَكَّرُونَ Cuma'da okuyoruz. Ha, namaz bütün fahşadan korur. Ne kadar koruyorsa o kadar halis namaz kılıyoruz. O kadar da korkma. Allah ile ümitli, ahiretle ümitli ol. Haf vereceği bırakma. Şimdi alemi şehadeti birkaç tane de okuyayım. Ne kadar saatim geçti? 45 dakika geçti. 15 dakikada yapayım. Güya bundan bu toplamayı okuyacaktım. Hey. Mesela sözler 531. Alem-i şehadet kainat hakikati uzmasının kışır ve suretidir. Allah Allah. Kainatın kışır ve suretidir. İmam-ı Mubin alem-i şehadetten ziyade alem-i gayba bakıyor. Kitab-ı Mubin ise alem-i gaybden ziyade alem-i şehadete bakar. Başka, sözler 510, ehli hikmet, ehli din ve ashab-ı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki, mevcudat yani şu alem-i şehadete münasır değildir. Yani şu gördüğümüz varlık bununla değil ki. İmam-ı Şeyh Mustafa şeyi söyleyeyim, hani bazıları der ya, dünyam alt üst oldu. Öyle diyor ya. Evet. Mevlana şöyle diyor Mevlana. Altının üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun diyor. Dünyam diyor alt üst oldu diyor. Alt üst oldu. Peki altının üstten daha iyi olmadığını nereden biliyorsun? Sana kim söylemiş daha iyi olmadığını? Elhamdülillah ya. Böyle bir alem bizi bekliyor ya. Ücret almaya gidiyorsun diyor ya. Teris olmaya gidiyorsun diyor. Zindani dünyadan, hadis-i kutsi bir de. Dünya 1000 sene yaşasan, 1000 sene küre arsının cennetin bir saatine denk gelmiyor. Zindani dünyadan, lan nasıl zindan burası? Bostan-ı cinana bir kapıymış kabir. Allah Allah. Nasıl bir şey? Ya bilmiyoruz ya, insan bilmediği bir şeyden tevahuş ediyor, dehşet alıyor, korkuyor. Ya aman aman falan. Anladım. Niye? Bilmiyoruz. Ama hakikaten ikisi eşit olsa böyle, alemi şehadet, alemi gayb. Acaba bir an durur muyduk? Ya bir an durur muyduk? Bugün bir amcamın hanımı vardı, yengem, 70 küsur yaşında.
tansiyon duman etmiş. Onun yanındayım. Ya Rab diyor, duyuyorum. Hem ben okuyorum, hem doktor da şey yapıyor ona. Şey. Ya Rab diyor, ölümü nasip et ya Rab. Nasip et ya, sağ selamet al ya Rabbi. Emanetini al artık diyor. Allah Allah. Allah'a yalvarıyor beni al. Niye? Orası daha iyi diyor. Orada dedim hakikaten yenge orada ne tansiyon var, ne şeker var vallahi. İstediğin kadar ye. Doymak da yok. Nasıl yok? Doymak da yok. İstediğin kadar hemen buharlaşıyor. Bir anda her yerde oluyorsun. Bir yerde baklava yerken, bir yerde lahana yiyorsun. Bir yerde muhlama, bir yerde de balık yiyorsun. Bir yerde falanca ile sohbet ediyorsun. Bir yerde de uçup kaçıyorsun. Bir anda nihayetsiz yerdesin. Hepsi de sensin. Hiçbirisi fotokopi değil. Şimdi böyle deyince dedim niye duruyoruz? Dedim vakti var. Bu olması için biraz duracağız burada. Biraz tansiyon olacak, biraz şekerin olacak, biraz kuyruğuna basacaklar, biraz gafuru susturacaksın, biraz böyle yapacaksın. Tamam mı? Burası, bu dünya böyle. Gafuru susturmak, durdurmak kolay mı yani? Dünya durduramıyor ya. Dünya durduramıyor. Gerçi bugün Cuma'da bekliyordum, gelecekti. Veya pazar dersi gündüz gelecekti bekledim ama vaktim gelmedi yani çekindi biraz. Evden mi korktu? Kahvaltıya davet ettim gelmedi. Demek ki korkuyor. Ben de zannediyorum ki cesur bir adam. Değilmiş ya. Peki. Abi ölümden korkanlar kendi için öleceğini mi zannediyor? Abim ölümden korkmayı günahlarından korkuyor. Peki günah olan ne yapsın? Hepimizin var. Günah olmayan mı var? Kardeşim. Geçmiş ümmetlere olmayan bir özellik vermiş. Miraç'ta almış Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ne almış biliyor musunuz? Amene Resulü'den sonra şunu almış. Geçmiş ümmetlerdeki namazın suretiyle hakikate aynı olacaktı. Böyle. Ama şimdi biz sureti namazdayız. Oo. Bir de tövbe ve istiğfarı Cenab-ı Hak siliyor. Yani geçmişin nasıl tamir ediliyor? Mümkünse geçmişini tövbe, mesela kaza namazları tövbesi şöyle değil. Ya Rab geçmiş kaza namazları affet. Yok, kılacaksın. Peki içkinin var mı? İçkinin bu. Ya Rab kusurumu affet, içmişim ya. Peki orucun kazası böyle mi? Hayır, tutacaksın. Kumarın kazası var mı? Yok. Dua. Harama baktın kazası var mı? Tövbe ve istiğfar. Yani bak geçmişinin keşkeli batalıklığına ne batıyorsun? Var çaresi. En iyisi zencefil iç. Varsa tabii. Al bakalım. Şimdi alemi şehadeti birkaç tane de okuyayım arkadaşlar. Ne kadar oldu? 8, 9, 10 dakikam var. Bir saat olması için. 10 dakikayı geçirmemeye çalışayım. Çok tabakat-ı vücut vardır ki alem-i şehadet onlara nispeten münakkaş bir perdedir. 510. Bak. Şu alem-i şehadet var ya Mustafa. 510. Bütün alemlerin münakkaş sureti. Burası. Yani buranın kıymetini bil ya. Adem aleyhisselam peygamberdi. Mustafa bunu unutma. Adem aleyhisselam peygamber. Bir de cennette. Dur da ne zorun var yani orada. Boş ver o tertibi, şeytan tabi sureti tertip. Diyor ki şeytan bu nedir diyor. Hikmeti tavziftir. La peygambersin. Cennettesin. Ne işin var burada? Burasız cennet olmuyor. İlle burayla olacak. Cennet burasız olursa cennette olduğunu bilmiyorsun. Adem aleyhisselam niye yedi o yanlış o meyveyi? Yani beka bulacaksın dedi şeytan. Orası zaten beka değil miydi? Bekaydı ama bilmiyordu. Nasıl bilecekti? Fani ile beka bilinmesi lazım. Onun için buranın kıymetini bilin. Bak celal ülkesi cehennem. Cemal ülkesi cennet. Alem-i şehadet ne biliyor musun Mustafa? Cenneti getir bana koy kazana. Cehennemi de getir kazana koy. Karıştır buzdolabına koy donsun. Alem-i şehadet olur. Hazır abi beni susturmak kolay değil. Siz kendiniz söylediniz. Şimdi ruh mu hayal etmiş? Hayal ruha biniyor muydu abi? Nasıl diyordum? Akıl fikre ruh hayale biner diyor. Evet. Şimdi akıl fikre ruh hayale biniyor diyorsunuz. Evet. Şimdi Üstad Hazretleri hayalen
Hayalen bir gün araba gidelim diyor. Gitti ve yazdı. Seyretti ve yazdı. Yazdı. Ama Celal ülkesine götürüyor. Ama Antmen fikri bildirerek Cema yani ruhen Cemal ülkesine götürüyor. Evet. Antmen Celal ülkesine gidiyor. Çünkü Allah'ı kendin gibi düşünüyorsun. Mezara girdim. Gel lan buraya. Niye kılmadın lan namaz? Ya Allah öyle niye düşünüyorsun ya? Sırf Celal ile niye düşünüyorsun? 24. sözden söylüyorum. Ya cehennem Celal ülkesi. Akıl. Cennet Cemal ülkesi. Kalp. La karıştır ya. İnsan cemil cemil. Allah'ı ne haf ne reca. Haf ve reca ortasında. Ya Allah kendin gibi düşünme ya. Bu asırda namaz kılan, Risale-i Nur 5-10 dakika okuyan, he vallahi, billahi, benim inancımı söylüyorum. Külliyata gördüm. Namazın akabinden tesbihatı yapsa, iştirak-ı amali uhreviyesinden hissesi, kendi şahsi günahlarını örter. Cemaatin şahsi manevisi var ya. Ama 26. sözde geçiyor. Namazı tadil erken kılsa, arkasının akabindeki tesbihatı yapsa diyor, öyle demiyor mu? Mektubatta da diyor ki birkaç dakika Risale okusa. Ben onu okumayı diyorum da kimse duymasın. Evet, mektubatta diyor ki namazı kısa da okumasa da taraftar olsa dost oluyor diyor. Ya bunlara ne dokunuyorsunuz ya, bunlar iyi insanlar dese Risale-i şahs-ı manevisinden istifade ediyor. Mustafa. Ya. Abi şey diyor yani haksızlar kalben taraftar olmazsa dost olabiliyor. Evet. Ya, çok önemli yani. Haksızlığa taraftan, işte sana taraftan oluyor işte cemaatine. Diyor ki ya bunlar iyi insanlar ya, biz pazar ilçesinin çayhalinde görüyoruz. Namaz kılıyorlar, Kur'an kitap okuyorlar, çay içiyorlar. Hepsi hoş insanlar ya. Bir Sufyan'a taraftan olmasa tamam. Sufyan'a taraftan olmayacak. Dine zarar verecek bidalara taraftan olmamak. Bağla 328. O kadar. Sufyan'ı da artık herkes biliyor ya. Evet. Bir sualda, bir sualden bir saatin dışındadır. Bir sualda. Mesela üstad hapiste kötü kokulara ziyadeleşti diyerek bizi hayalen bir yere götürüyor. Lakin İslamiyet'e gelen darbeler bir gecede 9 dişini düşürüyor ama bizi oraya götüremiyor abi. Yani burada da bir hikmet var galiba sanki. Evet. Yani menfiye şey yapmıyor. Menfi tasvip etmiyor. Celali pek şey yapmıyor. Risale-i Nur sevdirerek. Cemali celal ile ama cemal galip. Çünkü niye? Ahir zamanı vazifedar olduğu için ahir zaman insanlara bu insanlar tercih etmemiş bu sistemi. Başımıza bu çorabı çizmeliler geldi. Mazlum, mazlum. Bu asır Müslümanları mazlum. Ya bu kadar zalimlik yapıyor. Zalimlik öğretilmiş. Yani Rüştü abi derdi ki 1970'te mi ne, banka soyuldu Türkiye'de. İlk defa silah kullanıldı, mermi. Hiç unutmuyorum. O derdi de ben de ezberledim. Necdet Elmas diye yazarsanız çıkar. İlk Türkiye'de banka soygunda silah kullanmış. Mahkemede demiş ki hakim, bankayı soydun da niye silah kullandın? Efendim ben kullanmadım dedi. Sen dedi herkes gördün, sen kullandın dedi. Ya dedi o tüfeği dedi benim elime toplum verdi. Toplum tüfeği hedefe nişan aldı. Toplum benim elimi tetiğe götürdü ve tetiği çekti. Ama benim elimde gözüküyordu. Tüfeği bana toplum verdi, cemiyet verdi dedi. Adam sosyolojide okuyordu. Yani bu asır Müslümanı Sufyan'a taraftar olmasa, tadil erkana yakın namaz kılıp akabinde tesbihat yapsa ve ben birkaç dakika risale okusa, okumasa dahi namaz kılsa, Sufyan'a taraftar olmasa dost oluyor. Eğer tesbihatı yapsa kardeş oluyor. Birkaç dakika risale okuysa talebe oluyor. Çok şükür ya. Bundan sonra artık ücret almaya gideceğiz inşallah. Peki saatimiz herhalde doldu. Biz size
Bunları gönderdim ama belki 6-7 tane madde okudum. Oysa burada yaklaşık 40-50 tane madde var ama hulasa şuydu, sözün güzelliği kısalığında olsun. Bu alemi şehadet bizim bildiğimiz gibi değil. Adem Aleyhisselam'ın peygamber ruhu olarak bütün ilimler ve alleme Ademel esma-i külleha sırrıyla alemi şehadete geldi, kusuru deruhte etti ve orayı buradan anlamlandırdı. Burası bütün alemlerin sureti arkadaşlar. Bu alemi şehadet suret, insan kanuniyet, ahiret ise hakikat. Bunu unutmayın, her şeyde Risale-i Nur'da, mektubatta böyle geçiyor, şualarda, lemalarda bilmem ne, ya birbirine zıt gibi gözüküyor. Hayır, bir yerde suretini, her şeyin bir sureti var, gir içeriye, hakikati, sureti, gir içeriye, kanuniyeti, gir içeriye, hakikati, gir içeriye, mahiyeti. Ne demek? Sureti alemi şehadet, kanuniyeti insan, kanuniyeti insan, hakikati esma-i ilahiyeler, rakay keşfayı sabit etun esma-i ilahiyeler, mahiyeti ise Allah'ın zatına bakıyor. Her şeyin mahiyeti Allah'ın zatına bakar. Her şeyin hakikati Allah'ın esmasına bakar. Her şeyin kanuniyeti, dizgini, imamesi insana bakar. Her şeyin sureti, bedensel hayat, alemi şehadete bakar arkadaşlar. Kabrinde, haşir meydanında, nünker mekirinde, sırat köprünün de, cennet cehennemin de sureti hep bende. Muhyiddin Arabi öyle demiş. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, İsa benim, Musa benim. Kime ne diyor? Ya Şeyh Zındık-ı Kebir demişler, Ustad İslamiyet'in bir mucizesidir diyor. Elhamdülillah ki Risale-i Nur bize her dersini huvel evveluhu vel ahiru ve zahir vel batın, ism-i azam demek, dört isim cihetiyle yapılan derse ism-i azam dersi denilir. Tek bir değil. Yani tencereye huvel evveluhu çekirdeği, huvel ahiru meyvesini, huvel zahiru ağacını, huvel batın kanuniyetini karıştır. Dört yönüyle izah edilen her ders İsmi Azam'ın gölgesiyle ki Risale-i Nur her dersini İsmi Azam cihetiyle anlatıyor. Ondan zahirde çok kolay, sehil. Ama bu neymişi ya? Mümteni oluyor. 25. sözde geçiyor. Sehli mümtenidir diyor. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci cihazda aziz eylesin. Abim benim ne olursunuz? Yunus suresinin 10. ayetini okumadan ben size bir şey daha söylemek istiyorum abi. Şimdi ruh için zaman ve mekan yoktur diyoruz değil mi? Demek ki ruh bizi kandırıyor mu ruh bizi abi? Ruhla aynı yerde, hiçbir yere gittiği yok. Bir yerde hakikatinde, bir yerde suretinde, bir yerde mahiyetinde, bir yerde kanuniyetinde aslında. Mesela Cebrail Aleyhisselam bir yerde Kur'an öğretiyor. İşte hani bir yerde bir kanadı bir yerde, bir kanadı bir yerde. Aslında hep aynı yerde ama biri sureti, biri kanuniyeti, biri hakikati. Mesela bir üçüncü olarak şunu söyleyeyim. Üstad abilere anlatıyor ama bir abi farklı bir şey dinliyor, diğer abi farklı bir şey dinliyor, bir diğer abi farklı bir şey dinliyor abi. Yani aynı anda suret, hakikat, kanuniyet, mahiyet olarak hitabetini de gösterebiliyorlar. Bunu söylemek istedim. Evet, evet. Hatta Hekimoğlu İsmail abi sağ o anlatmıştı bize. Komutandı, komutanlıktan emekli o. Sonra yazar oldu da. Diyor ki biz diyor 3 kişi gittik diyor. Bana hitap ederken diyor diğerleri hiç duymadı. Onlara hitap ederken usta hitap etti ziyaretinde. Diğerleri de duymamış. Üçüncüye konuşurken diyor biz duymadık. Sonra çıktık, sana ne dedi ya dedi. Bana bunu de, sana ne dedi, hiçbirimiz duymadık diyor. Yani nasıl ki la teşbih ve la temsil. Ustadımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki bütünselliğin cemidir. Hazreti Ömer'le Hazreti Ömer aynasında Allah Resulü'nün adaleti. Hazreti Osman'ın aynasında Allah Resulü'nün rıfkı, refeti, şefkati, hayası. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Radiyallahu Anh aynasında sadakati.
Hazreti Ali aynasında ilmi gözüktüğü gibi ustadın takipçileri de Risale-i Nur bahçesinde her bir talebe bir cihette onu tavsif ediyor. Ama biz biliriz ki Risale-i Nur'la alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerinde tentenili perdedir. Şu küre-i arz kainatın kalbidir. Allah zatiyle insanda sıfatlarıyla kainattadır. Ne mutlu Risale-i Nur talebesi olabilene. Ne mutlu Risale-i Nur'un ülfetinden kısmen sıyrılıp ünsiyet edene. Ünsiyet Allah ülfetimizi kırsın, ünsiyetimizi artılsın. Zahir manası da hak, evveli de ahiri de batınısı da hak. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Kabirlerimizi cennet bahçesinin bir bahçe eylesin. Usul ve furularımızdan, evlad-i âlemizden, ana babalarımızdan her kim ahirete göçmetmişlerse mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Bu maide-i Kur'an'ı sofrası olan bu dersten hisselerini ziyade eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden onlara ve bizim hissemizi ziyade eylesin. Allah bu hakikatta haklanmayı, bu hakikatın ruhuyla dostluk edilmeyi, yaşamayı, hizmete sarılmayı, hizmetin altına omuz vermeyi hepimize nasip-i müessir eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha. Amin. Allah razı olsun abi, hizmete medar oldu inşallah. Amin. İstifade ettik abi. Amin. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Ben sohbet belki birbirlerinizle bir şey derseniz kapatmam ama herhalde tamamdır. Görüşmek üzere inşallah. Pazartesi inşallah. Pazartesi gene demiş var. Pazartesi, salı, çarşamba. Tekrar selamünaleyküm.